çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız, gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar, çocuk deyip geçmeyinden herkese selam ve sevgilerimizle bugünkü programımıza başlıyoruz. Efendim bugün göndermiş olduğunuz soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Önümüzdeki bir saat boyunca programımız saat 11'e kadar devam edecek efendim bugün. İlk sorumu Esra Hanım'a ait. Esra Hanım şöyle sormuş. İyi günler, ben bir devlet okulunda matematik öğretmeniyim. Kitaplarınızı okurken sadece kendi bebeğimi büyütürken yardımlarınızı almak için değil, aynı zamanda mesleğim adına kendimi geliştirmek için de okuyorum. Kitaplarınızdan anlıyorum ki eğer bir aile çocuk terbiyesini güzel vermediyse çocuklarda problem oluyor. Ki biz bunları okulda gözlemliyoruz. Problemli öğrencinin ailesini çağırdığımızda da görüyoruz ki problem aileden kaynaklanıyor. Problemli öğrenci derken başarısız öğrencimden bahsetmiyorum. Saygısı, sevgisi olmayan, okula, arkadaşlarına zarar veren, hatta hırsızlık yapanlar bile var. Böylesi öğrenciler için biz ne yapabiliriz? Aile yanlışlar yapsa da biz onları kurtarabilir miyiz? Etki edebilir miyiz? Fikirleriniz benim için önemli diye yazmış değerli Esra öğretmen. Değerli hocam, şimdi mailinizin içerisinde, sorunuzun içerisinde iki şeye dikkat çekmek istiyorum. Birincisi şu, diyorsunuz ki, kitaplarınızdan anlıyorum ki eğer bir aile çocuk terbiyesini güzel veremediyse çocuklarda problem oluyor. Aslında çocuğu terbiye etmeye çalışmak yerine, çocuğa iyi terbiye vermek yerine şöyle de kullanılabilir. Belki o zaman birazcık daha ufkumuz değişebilir bu cümleyle birlikte. Aslında çocuğuyla birlikte yaşamayı becerebilen, çocuğuyla birlikte ruhsal teması becerebilen, çocuğuyla bağlanmayı ve evin içerisinde o ortak yaşamı becerebilen ve çocuğun yaşama atılması için ona rehberlik yapabilen anne babalar ya da çocuklarını baskı ve zorlama ile terbiye etmeye çalışan anne babalar diye belki de ikiye ayırmak lazım. Çocuğunu iyi terbiye edemeyen dediğimizde o zaman mesela karşımıza şu çıkıyor Esra hocam. Ne çıkıyor? Siz diyorsunuz ki her şey aileden kaynaklandığını biz de okulda görüyoruz çocuklarda. Hani problem çocuk derken derslerindeki problemi de kastetmediğinizi de söylemişsiniz zaten. Nedir söylediğiniz şey? Saygısı sevgisi olmayan, okula ve arkadaşlarına zarar veren, hatta hırsızlık yapan öğrencilerim var diye söylüyorsunuz. Öğrenciler var diye söylüyorsunuz. Aslında hiçbir anne baba çocuğunu hırsızlık yaptırmak üzere yetiştirmez. Hiçbir anne baba yoktur ki sevimsiz olsun diye bir çocuk yetiştirmez. Hiçbir anne baba yoktur ki okula ve arkadaşlarına zarar versin diye de çocuk yetiştirmez. Her anne babanın aslında yapmaya çalıştığı şey çocuğunu işte sosyal yaşam içerisinde kendisinden sonra, kendileri ölüp gittikten sonra kendi yaşamlarını sürdürebilecek bir çocuk oluşturmak. Eğitimin her anne babadaki amacı budur. Dolayısıyla aslında çocuğunu iyi yetiştirmeyen anne babalar derken bunu bilinçli ve kasıtlı olarak yapmıyorlar anne babalar. Hangi bir anne baba çocuğunu hırsız yetiştirmek ister ki? Ancak kullandıkları metot çocuğu hırsız yapıyor. Anne babanın çocuğu ile kurduğu iletişim ya da kuramadığı iletişim, bir eğitimi, çocuğu terbiye ederken, çocuğu yetiştirirken, çocukla uyumlu bir yaşam sürerken aslında unsurları, yöntemi bilmediğinden dolayı hırsız olmasından belki de en büyük rahatsızlığı duyacak olan annenin bizzat kendisiyken kullandığı yöntem, çocuğun eğitiminde kullandığı yöntem çocuğu hırsız ediyor. Dolayısıyla hiçbir anne baba şöyle düşünmemesi lazım. Yani ben hırsızlığa karşı olan bir anne babayım. Ben işte sevimsiz bir çocuk
olmasına karşı olan bir anne babayım. Ben eşyaya, okula zarar vermesini istemiyorum çocuğumun. Böyle yetiştirmek istemeyen bir anne babayım. Bunlar iyi niyetler, iyi düşünceler. Ve her annenin düşüncesi de bu. Ancak sen bunları düşünürken kullandığın yöntem, eğer çocuğun bir süre sonra arkadaşlarının malına zarar vermeye dönüştüren bir yöntemse, ki bu yöntemi senden önce birçok anne baba uyguladı ve başları derde girdi çocuklarıyla. Ve şu anda birçok anne baba senin uyguladığın o yöntemi uygularken aslında senden iki adım önde olarak şu anda yine başları dertteler ve sen aynı yolda gidiyorsun. Senin niyetin hırsız bir çocuk yetiştirmek değil, senin niyetin bir başkasını taciz eden bir çocuk yetiştirmek değil, senin niyetin okula ve eşyalara zarar veren bir çocuk yetiştirmek değil, diğer annelerin niyetinin de o olmadığı gibi, ama kullandığın yöntem, davranış şeklin, çocuğu nasıl tanımladığın, çocuğu yetiştirilmesindeki hangi tarzların uygulanacağıyla alakalı zannettiğin, doğru zannettiğin bilgiler aslında senin diğerleri gibi başını derde sokacak bilgiler barındırıyor. Hangi bilgiler barındırıyor? Çocuğun örneğin baskı ve zorlamayla terbiye olacağını, çocuğun örneğin aşağılanılarak, çocuğun örneğin davranış öğretmek için cezalandırarak, çocuğun örneğin koşullandırarak, davranışta koşullandırarak yetiştirmeyi zannettiğin, doğru zannettiğin şey birçok anne babanın başına dert oldu. Hayır. Eğer yapmaya çalışacağın bir şey varsa o da şu. Çocukla bir güvenlice bağlanarak, çocukla bağlanmışlık ve çocuğun evin içerisinde kendini emniyette hissederek, zorlamalarla değil, hayır, oturarak, konuşarak, çocukla yapamadığı, eksik kaldığı bir konuyu insan olarak çocuğu değerlendirip konuşarak, anlamaz, dinlemez, ne bilsin, çocuk, çocuk deyip geçip, eğer o çocuğa yakınlaşmayı ihmal edersek, İşte o zaman çocuk bizden koparsa ve bizden kopan çocuğa karşı biz zor kullanmaya başlarsak, kendini emniyetsiz hissetmeye başlarsa ve aidiyet ilişkisi kuramazsak çocukla ya da çocuğun içindeki aidiyet ihtiyacını aile olarak karşılayamıyorsak çocuğun, niye, nasıl karşılayamıyoruz çocuğun içindeki aidiyet ihtiyacını? Çocuk yankılanmak istiyor. Çocuk duygusal olarak yakınlaşmak istiyor. Çocuk zihinsel olarak paylaşımlar istiyor. Anne, bir şey anlatacağım diye çocuk yakınlaşmak istiyor. Zihnini boşaltmak istiyor. Zihni dolu. Duyguları dolu, çocuğun duygularıyla annesinin duygularına temas etmek istiyor. Çocuk fiziksel olarak aynı mekanın içerisinde annesinin göğsünün üstüne başını koymak istiyor. Ve tüm bunların her birisi oluştukça çocukta aidiyet duygusu oluşacak. Ve çocuğun eğer problemleri varsa, oğlum hani ben bir süredir bakıyorum da ödevlerini tam yapamadın, hani yapmıyorsun belki de, tam anlayamadım, bir yerde mi takıldın anneciğim, sana nasıl yardımcı olabilirim? Cümleye bakar mısınız? Hay Allah'ım, hey, sana nasıl yardımcı olabilirim? Rehber bir annenin kurabileceği en güzel cümlelerden bir tanesi bu. Anneciğim, sana nasıl yardımcı olabilirim? Ben bu yaşamı senden önce tattım. Ben okul, eğitim faaliyetlerini senden önce gördüm. Benim zannedersem bir kısım tecrübelerim var. Benim gördüklerimi şu anda arkadan gelen sen olarak sen de şu anda benim gördüğüm şeyleri görüyorsun. Zannedersem bir yerlerde takılmalar var. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Dersini yap, ödevini yap. Ben sana kaç kere dedim. Sen bu gidişle şunu olacaksın, sen gidişle bu gidişle bunu olacaksın diye değil. Hayır, babacığım sana nasıl yardımcı olabilirim? Benim vaktim yok, ettiğim yok. İşte eve geliyoruz zaten, bir saat bir birlikteliğimiz var. Bu bir saati de ben kendimi dinlendirmekle geçiyorum falan. Ya ilk önce bir kararını ver, Anne mi olmak istiyorsun, baba mı olmak istiyorsun, iş adamı, iş kadını mı olmak istiyorsun? Hem iş adamı, iş kadını olmak istiyorum. Ya tamam, iş kadını olmak istiyorsan dışarıda iş kadının yeri ve sen dışarıya çıktığında güzel bir iş kadını ol. Ama eve geldiğinde de anne ol.
Eğer iş adamı olmak istiyorsan harika, çok güzel bir düşüncen var. Bravo sana. Çok güzel paralar da kazanacaksın sen. İş adamı oldun çünkü sen. Ama dışarıda yap iş adamlığını. Ya eve geldiğinde ise ikinci şapkanı giymeyi, ikinci kostümünü giymeyi becer. Sen evde bir babasın. Senle ruhsal temasa geçmeye çalışan, senin duygularından beslenecek olan bir kızın var. Senin sesindeki yumuşaklık, senin sesindeki sekine, senin sesinden elde edeceği cesareti duymaya ihtiyacı olan bir oğlun var. Sen onun gözlerine tebessümle baktığın sırada senin bu bakışından cesaret alacak çocukların var. Dolayısıyla evet iş adamısın, iş kadınısın, falansın filansın, çok önemli insansın, tamam, ama o dışarıda. Evin içerisine geldiğinde bir babasın. Dolayısıyla sen kendini evin içerisine doğru hazırlayan birisi de olman lazım. İşte tüm bunlara baktığımızda kim anne babaları görüyoruz ki? Çocuklarına doğru zannettikleri yöntemlerle yaklaşırken öncekilerin hatasını yapıyor, arızalı. Bir bakıyorsunuz ki çocukların davranışları arızaya dönüşmüş oluyor. Sonra o arızayı da gidermek için yeni arızalar oluşturuyor. Baskıyla, zorlamayla, itmeyle, kalkmayla, cezalandırmakla, dinle korkutmakla, Allah'la korkutmakla, cezayla korkutmakla, ürküntü oluşturmakla. Başarabildiği zaman sinmiş, kendisinden korkan bir çocuk oluşturup, bak en sonunda başardım. Başardığın şey çocuğu sen teslim almışsın yani. Çocuğun ruhunu teslim almışsın. Çocuğun duygularını teslim almışsın. Çocuk senden edindiği korku ve ürküntüyle senin türlü türlü ürküntü yöntemlerin, korku yöntemlerine sinmiş bir çocuk var. Şu anda sen onu terbiyeli çocuk olarak düşünemezsin ki. Özgürlüğü yok ki çocuğun bir kere. Zihinsel özgürlüğü yok. Ürün üretebilecek bir zihinsel kapasitesi yok. Duygusal bir özgürlüğü yok çocuğun. Duygularıyla birlikte evin içerisinde coşkuyla var olabileceği bir hali yok. Bak plastik surata dönüşmüş suratı. Korkusu ve kaygısı, ürküntüsü ne kadar belli. Bak sana karşı tepkiselleşmiş çocuk. Hırslanmış, öfkelenmiş. Sana karşı yakınlık çabası kalmamış çocuğun. Sen çocuğu akıllı uslu zannettin ama bak çocukla kopukluk yaşıyorsun. Aidiyet duygusu yok. Aidiyet duygusu olmasın da işte hiç olmasa adam olsun. Aidiyet duygusu olmayan bir çocuk, seninle bütünleşmekte eksik kalan bir çocuk senin değerlerini taşımaz ki. Çünkü kim kendini nereye ait hissediyorsa ait hissettiği yerin davranışlarını ve duygularını edinir. Çocukla sen kopmuşsun. Şu anda senin kavganız, senin o çocuğu eleştirmenden, çocuğun davranışlarını beğenmemenden, işte bu ne biçim çocuk, işte sigara içmeye başlamış olmasından falan filandan kaynaklanmıyor. Okul yine şikayet etti, öğretmen yine şikayet etti. Ya seni geberteceğim, sen nasıl çocuksun falan. Bundan kaynaklanmıyor. Çocuk seninle beslenmiyor şu anda. Çocuk seninle beslenmiyor. Dolayısıyla Esra hocam, sizin mesajınızdan yola çıkarak tüm bunları söylüyorum. Hani çocuğunu iyi yetiştirememiş, terbiye edememişten daha ziyade çocukla uyum sağlayamamış ebeveyn olarak değerlendirmek lazım. Ve bir öğretmen olarak da belki şunu düşünmek lazım. Ben bu velimi çocukla nasıl uyum sağlar bir vaziyete geçirmem lazım. İşte benim gibi kimi zaman çıkarsınız burada sanki hani bir köyün delisi gibi bas bas bağırarak belki anne babaya çocuk gerçeğini anlatmaya çalışırsınız. Çocuğun fıtratı ve mizacının iyi olduğu, çocuğun ihtiyaçları ailesi tarafından, duygusal ihtiyaçları karşılandığı zaman, çocuğun insan olmaktan kaynaklanan değerlilik hissi hissettirildiği zaman, çocuk eğitiminin aslında öyle değil de şöyle olabileceğini anne babalara anlattığınız zaman, aslında çocukla aileyi uyumlu hale getirdiğinizde bir de bakıyorsunuz ki aile içerisinde uyumu yakalamış olan çocuk aynı zamanda okulda da uyumlu oluyor. Kullanabileceğiniz yöntemlerden birisi bu. Ama maalesef ülkemizin üzerinde öyle bir pedagoji ile ilgili, çocukla ilgili yanıltıcı bilgiler var ki çocuğu düşünme paspasında bekleterek akıllı edeceğini zanneden eğitimciler var. Çocuğu düşünme koltuğuna oturtturup orada yanlış yaptığını düşündürerek çocuğa ve bunun adına çocuğun kendi muhasebesi diye bir de isim koyarak ve öğretmenden düşündün mü, yaptığının yanlış olduğunu düşündün mü diyerek özür dilettirerek çocuğu kedi yetiştirir gibi yetiştirmeye çalışan bir metot var. Şimdi onunla da bir türlü baş edemiyorsunuz. O zaman evet Esra hocam, yapacağınız şey şu. Çocuğun eğer anormal davranışlardan kurtulabilmesi için 3 tane şeye ihtiyacı var. 3 şey. Çocuğun eğer bir duygusal yakını varsa, oluşuyorsa, oluşturulmuşsa,
duygusal yakın. Duygusal yakını olmayan çocuklarda biz problemleri görüyoruz. Duygusal yakın çocuğu sükunete erdirir, sekineye erdirir. Çocuğun içerisine güven duygusu hissettirir. Çocuğun kendisini emniyet içerisinde hissettirir. Kim? Duygusal yakin, duygusal yakın kendini duygusal yakın çocuğun içerisinde bu duyguları uyandırır. Çocuğun böylelikle aslında dinginliğini sağlattırmış olur. Duygusal yakının özelliklerini ben daha önceki programlarda anlatmaya çalışmıştım. Bir duygusal yakını var mı çocuğun? Yok. Annesi duygusal yakın olmayı başaramıyor. Annesi buyurgan, emredici, kızıcı, bağırıcı, sinirlenici bir anne. Babası da işte günlük telaşların içerisinde öylece dalgın bir vaziyette yaşayan bir baba. İşte topla uğraşıyor, işte televizyondaki spor programlarıyla uğraşıyor, televizyondaki siyaset programlarıyla uğraşıyor. Hani öyle ki ana kumanda masasını Türkiye'nin sanki kendi elinde her dakikasını Türkiye'nin kontrol etmeye çalışıyor. Şimdi böylesi bir babanın evet çocuğunu ihmal etmiş olması muhtemel ve duygusal yakınının olmaması da muhtemel. O zaman belki kendinizde yapacağınız şey şu, çocuğun duygusal yakını acaba siz bir öğretmen olarak siz olabilir misiniz? Çok basit, çok pratik. Yapacağınız şey birazcık ona özel zamanlar ayırmak. Birazcık özel zamanlar ayırmak. Ali, bakar mısın bir? Canım, bir bakar mısın? Seninle beraber biraz işte merdivenlerde oturalım mı? Seninle beraber biraz kenarda sohbet edelim mi? Kenardaki sohbet didaktik bir sohbet olmaması kaidiyle. Hani şimdi öğretmen çocuğun gözünde öyle bir vaziyete dönüşüyor ki öğretmen her konuşması çocuğu eğiticilik içermesi ve direkt eğiticilik içermesi ön yargısına düşürüyor. Şimdi çocuk öğretmeninden böylesi bir şey duyduğunda maalesef hani şöyle bir baktığımızda öyle bir vaziyette ki ülkemizde birazcık kenara oturalım dediğinde çocuğun içerisinde 40 tane şüphe uyanıyor. Çünkü öğretmen kendi profilini bir kere çocuğa yanlış tanıtmış olursa eğer gel kenara bir yere oturalım dediğinde çocuk hayırdır inşallah ne söyleyecek acaba? Bir şey yanlış mı yaptım? Yine kızacak mı? Eleştirecek mi? Anneme mi bir şey söyleyecek? Hayır öyle değil. Ali seninle bir şey konuşabilir miyim? Aslında var ya geçenlerde sana şöylece bir baktığımda kendimi gördüm sende. Yani aşağı yukarı ben de 9 yaşlarında falan okulda bazı sorunlar yaşıyordum. Hatta o sorunlar tam 9 yaşlarındaydı zannedersem işte babam vefat etmişti. Babam 65 yaşlarında falandı o zamanlar ben 9 yaşındaydım. Demek ki çok geç dünyaya gelmişim ben. Hastaydı babam. Hastaydı. Hastaydı. Çok üzülmüştüm aslında. Bu öğretmen ne yapıyor? Ne yapıyor bu öğretmen? Kendinden bahsediyor. Duygusal yakın olmaya çalışıyor. Sonunda da şunu söylemeyecek. Hani bak ben bunları yaptım hata yaptım. Sen bu hataları yapma demeyecek. Ya kendi duygularını, kendi çocukluğunu, kendi o okul zamanını anlatıyor. Ve teneffüsün zili çalıyor. Tırrrr diye çalıyor. Ha, Ali. Zil de çaldı. Hadi gel içeriye geçelim. Biraz sonra ders başlayacak zaten. Bu kadar mıydı? Evet bu kadardı. Çocuğa hiç amaç taşımayan ama duygusal yakınlık kurucu sohbetler, konuşmalar. Efendim çocuk ile öğretmen arasında bir bağ oluşturur. Güvenli bir bağ oluşturur. Bir aidiyet duygusu oluşturur. Şimdi bakın gel bu öğretmen sınıfın içerisine girdiğinde, sınıfa girdiğinde sınıf içerisinde bir hırgür var, bir itişme kakışma var. Ali bir şey söyleyebilir miyim? Biraz zorlanıyorum şu anda ders anlatmakta. Biraz sessiz olabilir misin canım? Hey, şimdi bu Ali bağırmaya devam edebilir mi? Bu Ali yılışmaya devam edebilir mi? Bu Ali öndekine tekme atmaya devam edebilir mi? Hayır. Duygusal yakınlık kurulmaya başladığı sırada kim nereye duygusal yakınlık özellikle çocuklarda çok görülen bir davranış. O zaman o duygusal yakınlıktan kaynaklanan aslında bir tesir gücünü oluşturur öğretmen. Böylelikle Ali bana bir yardımcı olabilir misin? Şu anda o kadar sınıfta gürültü var ki istersen birazcık sessiz kalabilir misin canım? Başka birisiyle daha konuştu zaten. Ahmet'le de konuştu. Hasan'la da konuştu. Hüseyin'le de konuştu. Kemal'le de konuştu. Efendim başka çocuklarla da anlık böyle zamanlarını denk getirerek yakınlık kurdu. Bir öğreticilik, bir didaktiklik içerisinde değil. Hayır, kendini paylaştı. Mesela Ayşe ile otururken bir tarafa. Ayşe,
Geçen derste aslında o kadar zorlandım ki. Bilmiyorum, sen ileride ne olmayı düşünüyorsun? Ben de öğretmen olmayı düşünüyorum öğretmenim. Bilmiyorum ki. Geçen derste o kadar zorlandım ki. Hani şeyi anlatıyordum ya. İnkılap tarihini anlatıyordum ya. Tarihi anlatıyordum ya. Ya da matematiği anlatıyordum ya. Sınıfın içerisinde ne kadar gürültü vardı. Hani kimseye kızmayı da çok isteyen bir öğretmen değilim aslında. Kızamadım. O gün çok yoruldum. Eve gidinceye kadar hatta yolda birazcık da ağladım. Acaba dedim ya ben öğretmenliği yapamıyor muyum dedim kendi kendime. Akşam eşimle birazcık konuştum. Dedim ya çok zorlanıyorum. Yani sınıftaki arkadaşlar, sınıftaki öğrenci arkadaşlar gürültü çıkarttığı zaman, bağırıp çağırdıkları zaman dersi anlatmakta zorluk çekiyorum. Dedim eşime. Eşim de dedi üzülme yani çocuklar bu dönemde böyleler işte. Bazıları var bağırıyor, bazıları var çağırıyor ama sen kendini böyle yıpratma yoksa öğretmenlikte zorluk çekersin diye akşam öyle konuştuk. Zırrrr diye zil çaldı şimdi. Hey Ayşe zil çaldı. Neyse daha sonra yine konuşuruz istersen. Gel hadi ders başlayacak biraz sonra. Ne anlattı bu öğretmen? Ayşe şunu söylemedi ki. Bak akıllı ol, uslu ol, bilmem ne ol, hayatta iyi olur, hayatta güzel olur, akıllı olursan, ders çalışırsan, ödevini yaparsan... Akıl verici bir didaktiklik içerisinde çocuğa yaklaşmadı ki. Bak seni işte başarılı görmek istiyorum, seni şöyle görmek istiyorum, seni böyle görmek istiyorum. Çocuklar öyle sözlerden hiç hoşlanmıyorlar ki. Çocuk gerçeğe böyle bir şey değil ki. Neyi konuştu? O gün yaşadığı şeyi anlattı. Ve bunu da suçlandırarak değil Ayşe'yi. Başka bir şey için değil. Öğrencisiyle sadece kendisini paylaştı. Örneğin yöntemlerden bir tanesi. Duygusal yakınlık kurabilmek için bir çocuğa kendini paylaşmak. Şimdi sınıfın içerisinde Ayşe eğer diyelim ki arkadaşıyla gülüşüyor, kakara yapıyor, kikiri yapıyor. Eğer bu öğretmen Ayşe sınıfta biraz gürültü var canım, biraz sessiz olabilir misin? Ders anlatmaya başlayacağım da şimdi. Dediğinizde Ayşe gürültü yapmaya devam eder mi? Hayır, bir duygusal yakınlık elde edilmeye başlandığı sırada evet o sınıfın içerisinde size bir uyum, sizin de bir tesir gücünüz oluşur. Öğretmenlerin belki de en büyük eksik bıraktığı yanlardan bir tanesi çocuğa duygusal yakınlık kuramamış olmasından kaynaklanıyor. Ders anlatmayı mekanik olarak yapmaya çalışıyor. Evet, mekanik ders anlatma da olur. Ancak eğer bir 20 dakika, 30 dakika sadece haftada bir kere böyle derse giriyorsanız mekanik ders anlatın, tık 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 diye anlatın, kendinizi yormayın, dışarıya çıkın. Ama eğer sınıfta anlatımı gerçekten tesirli bir anlatıma dönüştürmek istiyorsanız, edinmelere dönüştürmek istiyorsanız ve gerçekten öğrencinizi yetiştirmek istiyorsanız, o zaman çocukların sizin tesirinizde kalabilecek bir efendim duygusal yakınlığı oluşturmanız lazım. Çocuk sizi emniyet içerisinde bir öğretmen, kendisini anlayan, hatta sizi de anlayan bir öğrenci gibi görmesi lazım. Birincisi duygusal yakın olabilmek Esra Hanım. Esra Hanım'ın yazdığı mailden yola çıkarak aslında tüm bunların her birisini söylemeye çalışıyorum. Esra Hanım, okulda hatta hırsızlık yapan çocuklar var. Okulda hatta okul eşyalarına zarar verici çocuklar var. Anne babalarıyla konuşuyoruz. Oradan da bir netice çıkmıyor. Çünkü arızanın bir kısmının oradan kaynaklandığını zaten görüyorum. Benim yapabileceğim bir şey var mı sorusuna cevap olarak birinci maddeyi söylemiştim. Öğrencilerinize tesir gücünüzü artıracak bir duygusal yakınlık içerisine almanız, bir anne şefkatiyle, bir abla şefkatiyle çocukların sizi şeffaf bir vaziyette görebilmesini sağlamanız duygusal yakınlığınızı oluşturacak. Geri kalan iki maddeyi de duygusal yakınlıktan sonra söyleyeceğim iki maddeyi de bir kısa aradan sonra söyleyeyim isterseniz. Yarım yarım gitmesin. Bir küçük ara, tekrar birlikteyiz. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çocuk deyip geçmeyin programındayız ve bir öğretmenin eğer ailesinde zarara uğrayan bir çocuğun okulda olumsuz davranışlar yapması halinde aileyle de işbirliği yapılamıyorsa acaba ne yapılabilir? Öğretmen o çocuğa nasıl yaklaşması lazım kısmını konuşuyoruz. Aslında bu konuştuğumuz kısım ebeveynler için de geçerli. Ebeveynler için de geçerli. Çocuğuyla bağı kopmuş olan bir ebeveynin aslında çocuğuyla tekrardan bağlanabilmesi için yöntemlerden bir tanesi de biraz önce reklamlardan önce söylediğim birinci madde duygusal yakın. Duygusal yakın olabiliyor mu acaba öğretmen? İkincisi
Çocuğun aslında derslerde de başarılı olabilmesi için ve çocuğun potansiyelini performansına dönüştürebilmesi için, çocuğun içerisinde bir potansiyel var. Bu çocuk işte matematik zekaya sahip, bu çocuk sosyal zekaya sahip, bu çocuk görsel zekaya sahip, bu çocuk duygusal zekaya sahip, bu çocuk kinestetik zekaya sahip, bu çocuk sosyal zekaya sahip. Tüm bu zeka alanlarına baktığımızda çocuğun, her bir çocuğun içerisinde bir yetenek barınıyor. Buna biz potansiyel diyoruz. Çocuğun kendi içinde mizacına uygun taşıdığı farklılığa potansiyel diyoruz. Her çocuğun farklı bir potansiyeli vardır içerisinde. Birikmiş olan, Allah'ın o çocukla birlikte içerisine koymuş olduğu bir kabı vardır, ürüne çevirecektir. İşte problemin büyük bir kısmı da şuradan kaynaklanıyor. Eğer çocuklar içlerindeki potansiyeli performansa dönüştüremez ise, o içlerindeki taşıdıkları güçlülüğü, farklılığı, yaşama tutunacağı yerleri hayata geçiremezse, performansa dönüştüremezse, işte problemin bir kısmı da içlerinde birikintilerin öylece kalması, potansiyelini performansına dönüştürememesi, potansiyelini açığa dönüştürememesinden kaynaklanır. Mizaca ait potansiyel eğer performansa dönüşmez ise, çocuklarda davranış bozuklukları görüyoruz ki bu davranış bozukluklarının en başta geleni de agresiftir, agresifliktir, yıkıcılıktır. Efendim çocuğun hırçınlığıdır, çocuğun olumsuz davranışlarıdır. Potansiyelini performansa dönüşmekte engelli olan çocuklar, engellenmiş olan çocuklar davranış bozukluklarının içerisine düşüyor. Neden? Çünkü içinde itici bir güç var, mizaç gücü var. Mizacının potansiyelini performansa dönüştüremedikçe içindeki tıkanıklık, içindeki aşkınlık çocuğu rahatsız ediyor. Bunun performansa dönüşmesi lazım. Peki mizacın performansa dönüşebilmesi için etki nedir? Ne yapmak lazım? Çocuğa özgür bir ortam sunmak lazım. Özgür bir ortam sunmak lazım. Mizacını performansına dönüştürebileceği özgür bir ortam, incitici değil, eleştiren değil, didikleyici bir ortam değil. Hayır, eğer çocuk resim yapmaktan hoşlanıyorsa, resim yapabileceği özgür bir ortam. Eğer çocuk sosyal alanda başarılıysa, o sosyal alandaki başarısını sınıf başkanı olarak ortaya koyabileceği özgür bir ortam. Herkes sınıf başkanı olmak istemez ki. Ama bu çocuk potansiyel olarak arkadaşlarıyla etkileşimi çok iyi beceriyor, arkadaşlarıyla diyaloğu çok iyi becerebiliyor. Haydi sen performansını bir göster bakalım diyerek sosyal zekaya sahip olan bir çocuğu o potansiyelini performansa dönüştürerek. Ya da görsel zekaya sahip olan bir çocuğu eğer görsel zekasını kullanabileceği, o farklılığını ortaya koyabileceği, kendisini de fark edebileceği bir ilgi alanına yönlendirilebilirse, o zaman göreceğiz ki örneğin fotoğraf çekmekten keyif alıyor bu çocuk. Fotoğraf analizi yapmaktan keyif alıyor bu çocuk. Sen çocuğa matematik ödevleri vermek yerine aslında görsel zekayı artırıcı bir takım ya da destekleyici, heyecan uyandırıcı eğer ödevler versen, bir takım şeyler söylesen çocuğa, istersen var ya hani Kelebek Vadisi'ndeki o şelalenin akan suyunun resmini, görmeyi çok isterdim aslında ben onu. Bilmiyorum ki geçenlerde internete baktım. İnternette görseller ararken aslında çok da vaktim yoktu da. O gün çok bulamadım. Bir de aslında şeye de bakmak lazım. Konya Ovası'ndan güneşin batışını. Acaba fotoğrafı var mıdır ki bunun internette, bilmiyorum ki. Bir de şeyi çok merak ediyorum. Mesela güneş batarken bulutların arasında, tam batmadan önce kayboluşu, bulutların arasında arkasında kayboluşu, böyle tan yeri ağarmış gibi sanki kızıl bir gökyüzünü renk kaplıyor. Aslında öylesi bir fotoğraf. Hayal ediyorum da böyle. Diye çocuğa şu anda, çocuğun görsel zekası olan bir çocuğa, çocuğun o zekasını uyaracak, merak duygusunu da uyaracak bir takım konuşmalar yapıyorsun ya. Ondan sonra da bilmiyorum ki,
Hani varsa denk gelirsen aslında ben de bunu görmek isterim, birlikte bakarız aslında diye de iş birliğine dönüştürüyorsan ve çocuk çektiği resimleri örneğin babasının iPad'inden getirdi veya işte print etti getirdi. Öğretmenim hani sen söylemiştin ya işte Kelebek Vadisi'ndeki şelalenin efendim resmi diye söylemiştin ya, bak ben buldum bunu, birlikte bakalım mı? Aa, şuradaki renklere bak, renklere bak. Şuradaki yeşille şu renk ne kadar birbirine yakınlaşmış. Aslında yapmaya çalıştığın şey ne bu anda? Çocuğun içindeki potansiyeli performansa dönüştürebileceği özgür bir ortam sunduğundan dolayı çocuk şu anda kendisi olabilmenin verdiği güç ile bir adım daha ileriye atıyor. Şimdi böylesi hem yakınlık kurulmuş hem potansiyelini ortaya koymuş olan bir çocukla evet şu anda eğitim birazcık daha rahat başlayabilir, birazcık daha rahat ilerleyebilir. Anne babalar için de geçerli bu. Aslında tüm bunları elde edebilmek için, tüm bunları gerçekleştirebilmek için bir şeye de ihtiyaç var. İşte o çocukların hani mizaç yapısına göre hangi özellikler acaba ön plana çıktığını nasıl fark edebiliriz? Allah ömür verirse inşallah ben böylesi bir kitap çalışması da yapmak istiyorum. Böylesi bir kitap çalışmasının hazırlıklarını da yapmaya çalışıyorum. Anne babaların ihtiyacı olduğunu da düşünüyorum. Çocuklarının hangi davranışlarından hangi üstün yeteneklerinin olduğunu fark edip fark ettikleri bu üstün yeteneği yani potansiyeli hangi araçlar ile hangi yöntemler ile pratiğe dökebilir, performansa dökebilir ile ilgili bir çalışma. Şimdi bunu da yaparsanız eğer çocuklarda, o zaman işte o çocuklarla sizin aranızda bir bağ oluşur, aidiyet duygusu oluşur ve çocuk sizinle, siz çocukla keyif almaya başlarsınız. Üçüncüsü ise koşulsuzluk. Birincisi dedik ki çocuğun bir duygusal yakını olması. O siz. Annesi babası olamadı, itti, reddetti, kızdı. Onların derdi başka. Çok yoğunlar onlar. Siz duygusal yakın oldunuz. İki, özgür bir ortam. Mizacını ortaya koyabileceği özgür bir ortam sundunuz. Şimdi ise çocuğun içerisindeki bütün koşulları kaldırarak, kendisi olmasını sağlayarak, koşulsuzluk ilkesiyle aslında çocuğun daha güçlü bir benlik yapısına erişmesini sağlayarak aslında koşulsuzluk ilkesini çocuğun içerisinde çalıştırmaya dönük efendim iletişim kurarsanız. Nedir koşulsuzluk ilkesi? Birçok çocuk aslında kendi potansiyelini performansa dönüştürürken bir yanılgı içerisine girerler. Kendi potansiyellerini yapabilmekten kaynaklanan içsel motivasyon gücünü elde etmek yerine, potansiyellerinden güç kazanmak yerine, bu potansiyelleri başkalarının beğentisini oluşturmak, başkalarının beğenisini almak için kullandıklarından dolayı iç motivasyonu bırakıp dış motivasyona yöneldiklerini görüyoruz çocukların. Böylelikle aslında çocuk yapabilmekten kaynaklanan bir hazzı duymak yerine, yapabilmekten kaynaklanan bir güçlülüğü oluşturmak yerine dış motivasyonu habire beslemek, dış dünyadaki kişileri habire beslemek üzere enerji sarf ettiğini görüyoruz. Hayır, bizim yapacağımız şey ise koşulsuzluk. İçine doğru derinleşebilmesi için çocuğun koşulsuzluk oluşturmaya çalışmamız lazım. Yani mesela çocuğa eğer annesi ödevini yapmamış olursa, eğer sınıfını başarmamış olursa o zaman biliyorum ben yapacağını diye bir koşul öne sürüyorsa, şiddete yönelik bir koşul öne sürüyorsa ya da eğer sınıfını geçersen bisiklet alacağım, bilmem ne alacağım falan gibi bir takım koşullar öne sürüyor ve iç motivasyonu bisikletle kaybettiriyorsa, dışarıya doğru bisiklete bağlattırıyorsa ya da çocuk kendi kendine oluşturmuş olabilir. Ben sınıfta birinci olacağım diye aslında dış motivasyona yönelmiş olabilir. Tüm bunların her birisini de işte keserek aslında sınıfta birinci olacağın ne olacak ki yani? Sınıfın birincisi olmak. Niye arkadaşını geçeceğim diye çaba sarf ediyorsun ki? Bence öğrenmenin keyfini çıkart. Öğrenmenin keyfini çıkart. Bak ne güzel Kelebek Vadisi'ni öğrendik işte. Ne güzel resimlerle bakarak öğrendik. Çocukta öğrenmenin hazzını oluşturmak, böylelikle koşullarla kendisini sunma çabasında olan çocuğun enerjisini öğrenmekten kaynaklanan hazzıyla bütünleştirmek. Böylelikle o haz içeride, öğrenme hazzı içeride oluştuğunda çocuğun aslında bir sonraki yapmalarının da enerjisi olacak. Dış motivasyonun kesilmesi ve koşulsuzluk ilkesi efendim çocuğun öğrenmelerinin ya da yapabilmelerinin önüne geçer. Böylelikle aslında 3 tane temel faktörden faydalanarak
duygusal yakınlık kurarak, çocuğun mizacının ortaya çıkabilmesi için özgür bir ortam sunarak ve bütün koşulları kaldırarak çocuğun bütün efendim sevgide, saygıda, davranıştaki koşulları kaldırıp iç motivasyona bağlayarak kendisi olmasını sağlayarak aslında çocuğun okuldaki ve yaşamdaki duruşunu değiştirebilirsiniz. Değerli Esra Hocam, Esra Hanım'ın sorduğu efendim maille bu konuları açmış olduk. Efendim bir sonraki mesaj Fatma Hanım'a ait. Fatma Hanım da şöylesi bir soru sormuş. Selamünaleyküm hocam. Benim 33 aylık ve 6 aylık iki kızım var. Büyük kızımı kitaplarınızı okuyarak büyütüyordum ve her şey çok güzel ilerliyordu. Hamileliğimi öğrenince çok ağladım. Kendimi yeni bir çocuğa hazır hissetmedim ve kaygılarım başladı. Öğrendiğimde kızım 20 aylıktı. 22. ayda kızım gündüzleri hiç emmek istememeye başlayınca fırsat bu fırsat deyip sizin bahsettiğiniz şekilde adım adım emmeyi bıraktırdım. 2 yaşına basar basmaz tuvalet eğitimine başladım. Onu da öğrendik. Gece gündüz şükür. Ayrıca kızıma bir yatak ayarladık. Senin için aldık dedik ve çok sevindi. Kendi yatağında aynı odada uyumaya başladık. Bu arada hamileliğim ilerlediği, kızıma hep kardeşi olacağından da bahsetmiştim. Ama pek oralı da olmuyor gibiydi. Doğmadan bir yatak aldım. Kardeşi gelecek, burada yatacak filan diye alıştırmaya çalıştım. Fakat kardeş eve geldikten sonra her ihtiyacını kendim yaparım diye direten kızım gitti. Fakat kardeşi dünyaya geldikten sonra bundan önceki dönemde her ihtiyacını kendisi görmek için direten kızım gitti. Yerine her şeyi anne sen yap, baba sen yap demeye başlayan yeni bir kız geldi. Kızımın bu durumunu ben anlayışla karşıladım. Tabii geceleri de ben de yanında yatacağım diye yanıma geliyordu. Anadolu pedagojisine göre küçük kızımla birlikte yatıyordum. Fakat büyük kızıma hadi sen yatağına git demekte de zorlanmaya başladım. Çünkü annem beni istemiyor gibi bir düşünceye kapılmasından korktum. Bu durumu nasıl aşmalıyım? Hep beraber yatıyoruz. Büyük kızım Ocak'ta 3 yaşına girecek. Gelişiminin etkilenmesinden korkuyorum. Nasıl davranacağımı bilmemek de beni çok geriyor. Enerjim tükeniyor. Yardımınızı bekliyorum diye yazmış Fatma Hanım. Fatma Hanım, evet, çocuk 2 yaşına kadar anneyle birlikte yatması onda güven duygusunu oluşturur. Böylelikle çocuk kelebeğin koza içindeki yaşamını, o ince bir sıvı içerisinde kapalı bir yaşamı, henüz hayatta olduğu halde tırtıl vaziyetinden kelebeğe dönünceye kadar koza içindeki yaşamını annenin yanına 2 yıl yatarak aslında kozadan çıkma evresini, dönemini birlikte geçirmiş olur. Ancak 2 yaşından sonra hala devam ederse, zaten siz kızınız, ikinci çocuğunuz dünyaya gelinceye kadar fark etmişsiniz. Ne güzel yatağını da yatmış, tuvalet alışkanlığını da kazanmış. Şimdi artık bu yeni dönem, 2 yaşından sonraki yeni döneme ayak uyduracakken orada kaygıya kapılmış kızınız. Kaygıya kapılmış. Nasıl bir kaygıya kapıldı? Kardeşi geldi, annesinin bakışı şimdi değişti. Kendisine bakışı da değişti. Siz ne kadar da fark etmeseniz de değişiklik olabilir. Artı annesinin kucağına birisi daha geldi. Annesi kucağındaki bebeğe uyy diye sesleniyor böyle. Böyle bakışları değişiyor. Yerim seni diye sesleniyor kardeşine. Ve kardeşiyle oyunlar oynuyor. Çocuk şu anda, diğer çocuk ise hazır olmadığı bir anda aslında anneyi kaybetmiş olmanın kaygısına düştü. Ve bundan dolayı aslında o ayrılma dönemini gerçekleştirmek yerine geri bağlanmaya çalışıyor şu anda çocuk size. Neden? Kendisiyle annesinin arasındaki o kardeşine yoğunlaşılmış olmaktan kaynaklanan terk edilmişlik duygusunu yaşamamak için. Sizin bu dönemde yapacağınız şey, evet, bir süre birlikte yatar, aynı şekliyle ona sarılır, aynı şekliyle onu öper, aynı şekliyle onu koklar.
Kardeşi ağladığı zaman, kardeşin ağlıyor şimdi. Ne yapacağız? Bakayım bir karnım acıktı acaba yoksa altını mı değiştireyim diye kardeşinin o ağlamalarına doğru yönelirseniz, aslında önceki sevginin hiç kaybolmadığını, hatta ikinizin birlikte sanki çocuğa annelik yapıyormuş, kardeşine annelik yapıyormuş gibi bir his uyandırmaya başlarsanız, çocuk sizin kaybolmamış olan sevginizden emniyeti tatmaya başlar ise, o zaman tekrar yatağın içerisine girebilir. Ancak her ne kadar yatağın içerisine girse de orada bir gözü sizde olacağından dolayı yaşı itibariyle, göz ucuyla yine size bakacağından dolayı siz kardeşini emzirirken, kardeşine öyle sıcacık bakışınızdan aslında o da istifade etmek için, o da o bakışı kendisinde hissetmek için yine yanınıza gelebilir. Bu dönemde işte eşin desteği oldukça önemli. 2 yaşından sonra eğer varsa kardeşi olmuşsa, 3 yaşından sonra kardeşi olmuşsa çocuk ayrılmada problem yaşarken aslında biz onu babayla duygusal bağ oluşturarak, hey kızım ne yapalım bugün biliyor musun? Dışarıya çıkalım. Şimdi dışarıda aslında ne yapalım biliyor musun? Diyerek aslında büyük çocuğu babayla keyifli bir bağlar içerisine alabilirsek, ne yapalım biliyor musun? Puzzle yapalım mı? Puzzle. Hani geçenlerde almıştım ya diyerek, eğer bir babayla bağlanmaya başlar ise o zaman anne ile çocuk arasındaki, kardeşi arasındaki bağın yoğunluğu çocuğu çok fazla etkilemez. Babayla çünkü bağlanıyor olmasından kaynaklanan ayrı bir keyif hali tattığında öbürküsü kendi değerini yitirecektir. Ve anne de zaten her yakınlaşma çabasına karşı, çocuğun her yakınlaşma çabasına karşı karşılık da veriyor ise bu dönem böylelikle atlatılabilir. Dolayısıyla Fatma Hanım, kızınızın şu anda yanınıza gelmiş olmasını hiç büyütmeyin, abartmayın, uzun da sürdürmeyin. Uzunluktaki kastım şu, 30 ayı geçirmemeye çalışın. Sizinle böyle buluşsun, sizinle böyle tekrar salışsın, sarılsın, sizinle tekrar öpüşsün, sizinle tekrar koklaşsın. Ancak bir süre sonra baba da devreye girerek kendine doğru yakınlaştırsın. Birinci kızınızı nasıl da böyle keyiflice ve emniyetlice yetiştirdiyseniz umarım ikinci bebeğinizi de aynı şekliyle yetiştirirsiniz. Efendim bir de mektup var. Bir mektupta efendim Tuğba Hanım'dan gelmiş. Muğla'da Tuğba Hanım'dan gelmiş. Kendisinin mektubu benim elime geçti. Tuğba Hanım şöyle yazmış. Değerli Adem Hocam, benim 2009 doğumlu bir oğlum var. Bu sene ana sınıfına gitmek üzere okula yazdırdık. 8 Eylül'de okula başlayıp hiç sorunsuz 3 Ekim'e kadar gayet güzel gitti. Ben okula götürüyor, sınıfa bırakıyor, dönüyordum. Bir gün okuldan arayıp benim gelmemi istediler. Çocuk tuvalete giderken, bakıcı tuvalet yaptırırken pipisi klozete sıkışmış oğlumun. O gün beraber eve geldik, ondan sonra ben sınıfa bırakıp dönecekken ağlamaya başladı. Biz herhalde bu yaşadığından dolayı diye düşünüyorduk. Bu durum geçmesine rağmen her okula götürdüğümde giderken çok istekli, sınıfa girecekken ağlayarak benden ayrılmak istemeye başladı. Bu durumu çocukla konuşmaya çalıştım. Bu durumu oğlumla konuşmaya çalıştım. Öğretmenin sınıfta diğer çocuklara bağırdığını da söyledi. Oğlumun anlattıklarını öğretmenle de paylaştım. Öğretmen bunu çok önemsemedi. Bir gün yine oğlumu sınıfa bırakacakken yine ağlamaya başladı. Benim kucağımdaydı o sırada. Öğretmen benim kucağımdan zorla alarak sınıfa götürdü. Tabii yine ağladı. Tekrar ikna etmeye çalıştım. Öğretmen sana çok bağımlı, ayrılmak istemiyor dedi. Ama bu sorun başlarda hiç yoktu. Şimdi sorum şu. Artık okula gitmek istemiyor. Şunu sormak istiyorum. Bu durumda ne yapmalıyım? Sabahçı yapıp başka bir öğretmen ve sınıfa mı versek, yoksa seneye ana sınıfımla mı tekrar devam ettirsek? Zaten yaşından dolayı ikinci sene tekrar anaokulunu düşünüyorduk diye yazmış değerli Tuğba Hanım Muğla'dan gönderdiği mektupta. Şimdi Tuğba Hanım, burada çocuğunuzun davranışı, evet pipisi bir tuvaletin kenarına sıkışmış, o bir korku yaşamış çocuk, ama anlattığınız olay o olayla direkt ilgili olduğunu düşünmüyorum. Yani sizin kucağınızdayken öğretmenden korkan ve öğretmen de zorla çeken ve sınıfa zorla götürmeye çalışan bir yapı varsa eğer,
Orada çocuk ile öğretmen arasındaki bir güvenli bağlanma, çocuk ile öğretmen arasındaki bir uyumsuzluktan bahsedebiliriz. Eğer çocuğu hissedemiyor, korkusunu, kaygısını hissedemiyorsa bir öğretmen ve onu emniyetli bir şekilde istersen gel, bugün benim yanıma otur, bugün birlikte ders anlatalım, ne dersin? Diyemiyorsa bir öğretmen, gel bakayım buraya kucağıma deyip sizin kucağınızdan zorla çekiyorsa, orada çocuk ile öğretmen arasındaki bir uyumsuzluk, emniyetsizlik hissi oluşabilir çocukta. Ha, bunun için acaba başka bir sınıfa mı alsak, sabahçı yapıp başka bir sınıfa mı alsak? Sabahçı yapıp bir sınıfa alırsınız ama onun da dezavantajlarını şöyle düşünmeniz lazım. Gittiği sınıfta acaba aynı bakış açısına sahip bir öğretmenle denk gelecek ise o zaman çok da iyi bir şey yapmış olmazsınız. Hem çocuk oraya uyumsuz oldu, uyum sağlayamadı, hem de buraya. Belki ondan önce öğretmenle konuşarak, öğretmenin düşüncesini alarak, öğretmenin bakış açısını alarak, eğer orası evet çocuğa dost bir öğretmen ise o zaman alıp koyabilirsiniz oraya. Evet, değiştirebilirsiniz, bu bir çözüm. Ama baktınız eğer orada da hayır uyumsuzluk olacak gibi hissediyorsunuz. Madem ki 2 sene anaokuluna gidecek olan bir yaşta çocuğunuz, 2 sene anaokulu bazen çok olabiliyor çocukla. 1 sene okula hazırlık olarak gönderebilirsiniz. 1 sene daha sizin yanınızda kalabilir. Daha olumlu, daha uyumlu bir öğretmen arkadaşa denk getirebilirsiniz. Çocuğunuzu anlayacak bir başkasıyla buluşturabilirsiniz. Sevgili Tuğba Hanım, bu arada bir şey söyleyeyim. Hani çocuk o öğretmenle uyum sağlayamadı. Aslında öğretmen kötü niyetli değil ki. Onun öyle olacağını düşünüyor. Mekanik düşünüyor biraz. Ruhsal yapılanmacı düşünmüyor belki. Çocuğun duygu dünyasını çok hesap etmiyor belki. Hani belki o öğretmeni kazanarak siz hem çocuğunuzla uyumu sağlattırabilirsiniz, hem öğretmeni aslında kendisiyle barışık, çocukla barışık bir hale getirebilirsiniz. Ya da o öğretmeni diğer çocuklarla da aslında uyumlu hale gelmesine de sebep olmuş olursunuz. Kaçmak yerine başka bir yere götüreyim aman, oradan da kalayım başka bir yere götüreyim demek yerine, belki öğretmenle oturup sohbet edip konuşup kitap hediye edip öğretmene, değerli hocam ben bir kitapta okudum, çocuğun zorla kucaktan alınması aslında doğru değilmiş. Galiba çocukların duygusal bir yapılanması varmış. Çocuğun bir ruh sağlığı varmış galiba. İsterseniz ben bir kitap aldım, bir tane de size aldım, bir bakar mısınız diyerek öğretmenin belki bakış açısını değiştirecek bir kitap hediye edebilirsiniz. İşte bu türlü radyo programları belki önerebilirsiniz. Öğretmeninizi de davet edebilirsiniz. Değerli hocam, pazar günü bir radyoda bir programa denk geldim. İsterseniz siz de bir dinleyin. Farklı bir bakış açısıyla eğer yaklaştığı zaman bir öğretmen için bu çok daha kolay. Neden kolay? Diğerinde baskı ve zorlama var. Zorla birisini sınıfın içinde tutma çabası var. Zorla eğitmeye çalışma var. Pıtır pıtır çocukların sağdan soldan kaçışması var. Öbürküsünde ise, diğerinde ise çocukla beraber uyum içerisinde kendi fıtrat ve mizacının yol haritasına göre hareket etmek var. Birisinde zorlayıcılık, birisinde de işbirliği var. Efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Efendim, pazar günü canlı yayında birlikteyiz. Eğer pazar günü saat 10'da bizimle buluşmayı isterseniz çocuk deyip geçmeyin diyeceğiz. Hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.